biz adalet bekliyoruz. Büyük bir adaletsizliği simgeleyen bir süreci yaşadık. Artık bunun sonuna gelinsin ve bu adaletsizliğe bir son verilsin istiyoruz. Arkadaşlarımız çok uzun yıllardır, Selahattin Başkan, Figen Başkan başta olmak üzere 7 yılı aşkın, neredeyse 8 yıla yakın bir süredir tutsaklar ve büyük bir mağduriyet ve büyük bir adaletsizliği yaşıyorlar. Bunun mutlaka sona ermesi gerekiyor bugün. Bunu bekliyoruz öncelikle. Ama tabii ki bu davanın yansımaları kamuoyundaki karşılıkları çok farklı gelecektir. Çünkü bir kere bugün bu yargılamaya konu olan mesele iş ile karşı verilmiş mücadeledir. Kobani düştü düşecek değil. IŞİD'den medet umanlara karşı işte karşı mücadele edenlerin davasından bahsediyoruz. Daha doğrusu kumpastan bahsediyoruz. Dolayısıyla evet, Kobani düşmedi. Bu sayede insanlık belki de kurtuldu. Türkiye'deki seküler hayatın kendisini koruması buna bağlıydı. Bu konuda bütün dünyanın övgüyle bahsettiği bir dayanışmaya, bir mücadeleye, böyle ağır cezalarla bir yargı süreci yaşatılması aslında Kobani düştü düşecek diyenlerin niyetini de göstermektedir. Maalesef Türkiye'de iddianame ve fezlekeler zamanı ve yeri geldiğinde bir silah olarak kullanılıyor. Buna ben karşıyım. Dosyalı delil durumu ortada. Somut hiçbir delil yok. Gizli bir tanık değil, şüpheli bir tanık var maalesef bu dosyada. Bir cumhurbaşkanı adayı, bir genel başkan yargılanıyor. Dosyaya baksınlar, delile baksınlar, vicdanlarına göre karar versinler. Bugün normalleşmeden bahsedenler, yumuşamadan bahsedenler için bence Kobani kumpas davası bir milat olacaktır. Gerçekten 31 Mart'tan bir ders alınıp alınmadığını bugün hep birlikte göreceğiz. Bu siyasi kumpas davasında verilecek kararın aslında önümüzdeki dönem Türkiye'nin hangi hatta, hangi yolda gideceğinin de göstergesi olacağına hep birlikte şahitlik edeceğiz. Değerli arkadaşlar, bir üzüntümü paylaşmak istiyorum öncelikle. Kobani davasında yağdırılan cezalar, bu cezaya muhatap olan arkadaşlarımın hiçbiri tarafından hak edilmiş bir şey değil. Olan memleketin barış umuduna ve birlikte yaşam umuduna yöneliktir. Birincisi bu. İkincisi, maalesef bütün uyarılarımıza rağmen AK Parti cenahı bunun farkına varmadı ama gün be gün ortaya çıkan şeylerle görüyoruz. Bu da AK Parti'nin ilerideki yargılanmasının ön iddianamesidir. Çünkü çözüm sürecine ait tüm şeyler kriminalize edilmiştir, cezanın konusu yapılmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin
83. Birleşiminin 3. oturumunu açıyorum. Başkanlık divanı teşekkür etmediğinden çalışmalara devam etmiyorum. Alınan karar gereğince kanun teklifleriyle komisyonlardan gelen diğer işleri sırasıyla görüşmek için 21 Mayıs 2024 Salı günü 15'te toplanmak üzere birleşimi kapatmadan zindandaki bütün arkadaşlarımı selamlıyorum. Cevabını bugün verdim.